Veltane Kanalı olarak dünyanın ve İslam aleminin kalbi olan Mekke şehrindeyiz. İslam aleminin kıblesi olan Kabe'yi, İbrahim makamını, Hacerü'l-Esved'i, Safa ve Merve tepesini, Mina'yı, Ebu Cehil'in evini, Peygamber Efendimiz'in doğduğu evi, Arafat'ı ve Hira tırmanışını ve adını anamadığım onlarca kutsal yeri siz değerli izleyenlerime aktarmaya çalışacağım. Gelin birlikte Umre yolculuğumuz başlasın. Bu diyarlara gelen misafire Beytullah çağrıda bulunuyor. Ey yolcu, sen şu an mübarek topraklarda ve Rabbinin nazargahındasın. İbadetin ilk nüvesi, çekirdeği, arzın etrafından bu yana doğru yapılan ibadetlerin bir nur gibi arş-ı âlâya çıktığı Beytullah'tasın. Adem aleyhisselamın, İbrahim aleyhisselamın, İsmail aleyhisselamın, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ve birçok Resulün ayak bastığı, vahiy aldığı, meleklerle yarıştığı, Rahman'la görüştüğü olağanüstü bir beldedesin. İbadetlerin, duaların, hayırların bire bin değer kazandığı Miraç'ın şehrindesin. Tam arkamda parmağımın ucunda görülen sarı bina Efendimiz'in doğduğu ev şu an günümüzde kütüphane olarak kullanılmaktadır. Hemen onun önünde de bugün günümüzde tuvalet olarak kullanılan Ebu Cehil'in evi. Hemen onun karşısında Merve Tepesi. Burada da Safa Tepesi var. Şu parmağımın ucunda gördüğünüz yer de Darul Erkam, İbni Erkam'ın evi. Ama günümüzde şu an sadece yürüyen merdiven var. Gördüğünüz kapı sahabe-i kiramdan İbni Erkam radıyallahu anh hazretlerinin evidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların adeti 40 oluncaya kadar, yani Hazreti Ömer İbni Hattab hazretleri Müslüman oluncaya kadar Darul Erkam'da gizli olarak İslam'a davet merkezi olarak kullanılmıştır. Darul Erkam Safa'ya yakın bir yerdedir. Safa'ya yakın kapılardan birinin adı da Erkam'dır. Safa'nın şark tarafından 36 metre şu an elektrikli merdivenlerin başladığı yeri takip eden mekandır. Bu mekan Hicri 171 senesinde mescit olarak yapılmış, Hicri 1375 senesine kadar bütün Müslümanlar hürmet göstermişler. Bu tarihte Mescid-i Haram'ı genişletmek maksadı ile yıkılmıştır. Günümüzde geriye sadece yürüyen merdivenin kaldığı İbn-i Erkam'ın evi, tarih boyunca hep merak ettiğim, İslamiyet'in 3 yıl boyunca yaklaşık 40 Müslümana kadar ulaşıncaya kadar gizli gizli, müşriklerden saklanarak Efendimizin Allah'tan aldığı emirleri Müslümanlara tebliğ ettiği, ayetleri, hadisleri onlara öğrettiği mekanın Kabe'den, Mekke şehrinden 10-15 kilometre uzakta, dağın başında bir mağaranın içinde olduğunu düşünüyordum. Lakin Peygamber Efendimiz öyle bir strateji gidiyor ki, öyle bir tedbirli sistem kurmuş ki, Kabe'ye hemen bir dakika uzaklıkta, Ebu Cehil'in evine bir dakika uzaklıkta, Darul Erkam'da 3 yıl boyunca hiç kimseye belli etmeden gizli gizli ilmek ilmek sahabelerine, öğrencilerine alemi İslam'ı hem anlatıyor hem yaşatıyor. Peygamber Efendimiz'in doğduğu evin önündeyim. Günümüzde burası kütüphane olarak kullanılmaktadır. Şöyle arkaya doğru gittiğimizde tam evin karşısında yaklaşık 10 metre uzaklığında Ebu Cehil'in evi olduğu söylenen, bugün ise erkek tuvalet olarak kullanılan binayı görüyorsunuz. Arkada minare gibi gördüğünüz yerler de Mescid-i Haram, yani Kabe. Baktığımızda Efendimizin eviyle Kabe'nin arasında Ebu Cehil'in evi kalıyor. Bu belde bütün kulları kendine çağıran bir davete sahiptir. Cinsi, rengi, ırkı, özelliği her ne olursa olsun bir mıknatıs gibi mümini kendine çekmekte, kafiri, küfrü, şirki reddetmektedir.
Zikir yapmak isteyen buraya gelsin. Zikrederek dönsün. Yalvarmak isteyen gelsin. Kabe'nin eteklerine sarılsın. Ağlayarak yalvarsın. Bir kapıya yüz sürmek isteyen gelsin. Mültezem kapısına yüz sürsün. Kabe'nin duvarlarına tutunsun ve makamı İbrahim'de el pençe dursun. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin davet şehrine gelsin. Her vele edasıyla başı dik, göğsü kabarık bir Abdullah edasıyla yürüsün. Deliler gibi Safa ile Merve arasında kurtuluş arasın. Geldim Rabbim, yandım Rabbim, ben buyum Rabbim desin. Yüce Allah'ın rahmetinin tecelli ettiği yerlerdeyiz. Velayet makamına, hesap ve haşir hakikatini iliklerimize kadar hissediyoruz. Binlerce el, binlerce gönül, binlerce dil bir şeyler istiyor. Ebediyet için yalvarıyor. Yanı başındaki af olmayı, diğer yanındaki ıslah edilmeyi diliyor. Sadece aralarında evet Allah'ım ben de aynı şeyleri istiyorum diyor. Mahcup bir edayla başını öne eğiyorsun. Meşgulsünüz ama aynı duygularla birbirinize takip ediyor, anlaşıyorsunuz. Ne için geldiğinizi bildiğinizden milyonlar içinde yabancı değilsiniz. Biri Bangladeş'ten, diğeri Afrika'dan, öteki Malezya adalarından, bir diğeri Suriye'den, Mısır'dan, Irak'tan. Ben ise ümit bağlanılan topraklardan bir garibi. Ey Beyt, ey Kabe, ne kadar azizsin, ne kadar şereflisin, ne kadar anlam yüklüsün ki bakmakla doyulmuyorsun. Tavafla iman yüklüyorsun, bir taş parçasının ama tevhidi haykırarak kendini unutturuyor, insanı Allah'a bağlıyorsun. Sana bakan Bismillahi Allahu Ekber cümlesiyle heybetinden ürperiyor. Allah'ı hatırlayarak kalbimizi haşyet bürüyor. Manevi bir deprem, baş döndürücü bir şerit geçiyor gözlerin önünden. Kabe etrafındaki revakların yapımı Sultan II. Selim saltanatında başlamış, oğlu Sultan 3. Murat döneminde tamamlanmış olup, Mimar Sinan tarafından yapılan ve 500 yıl boyunca Kabe'yi çepeçevre saran revaklar Kabe'nin etrafında hilal şeklinde duruyor. Suudi Kralı Salman bin Abdülaziz'in Kabe'nin kolyesi gibi olmuş dediği revaklar Kabe'nin tavaf alanına genişletmek için 2012'de sökülen büyük bir kısmı eski yerlerinden 20 metre geriye restore edilerek takıldı. Osmanlı döneminde yapılan bu revaklar Kabe'den daha alçak inşa edilmişken yeniden inşaları sonrasında revaklar yaklaşık 3 metre uzatılıp yükseltilmişler. Eskiden revakların altında dinlenilirdi, Kabe seyredilirdi. Kimseye ve hiçbir şeye engel olmazlardı. Ancak revaklar şimdilerde tavafa engel olur bir hale gelmişler. Her şey bir tarafa, işin en kötü ve en vahim tarafı revaklar ikinci kattan bakıldığı zaman Kabe boyunda ve Kabe'nin 3/4'ünün görülmesine engel durum teşkil etmektedir. Kabe'nin görülmesine mani olan kötü bir perde haline dönüştürülmüşler. Aşk neyledi, ya elim al kaldı beni.
Kabe'nin doğu köşesinde yer alan 1,5 metre yükseklikte gümüşten bir muhafaza içinde tavafın başlangıç ve bitiş noktasını belli eden Hacer-ül Esved bulunuyor. Arapçada siyah taş anlamına gelen Hacer-ül Esved yaklaşık 30 santimetre çapında ve yumurta biçiminde siyaha yakın koyu kırmızı renktedir. Hacer-ül Esved, Hazreti İbrahim Aleyhisselam tarafından Kabe'nin inşası esnasında tavafın başlangıç noktasını belirlemek amacıyla yerleştirilmiştir. Kabe'nin zaman içinde sel ve yangın gibi çeşitli afetlere, ayrıca insanların saldırılarına maruz kalmasının sonucunda Hacer-ül Esved'de bazı hasar ve parçalanmalar meydana gelmiş. Ancak her defasında bu parçalar büyük bir titizlikle yerlerine yapıştırılarak korunmaya çalışılmıştır. Say, Safa ve Merve tepeleri. Her iki tepe arasındaki uzaklık yaklaşık 400 metredir. Safa ile Merve arasındaki vadi zamanla doldurulup yükseltilerek tesviye edilmiş. Zemini yürüyüş için uygun hale getirilerek tepelere çıkmayı kolaylaştıran merdivenler yapılmış ve haç mevsimlerinde geceleri aydınlatılmıştır. İki tepe arasındaki say yapılan alanın üstü 1922'de kapatılarak hac ve umre yapanlar kısmen güneşten ve tozdan korunmuştur. 1955-1976 yılları arasındaki genişletmede burası Mescid-i Haram'a katılmış ve say yolu iki katlı olarak tasarlanmıştır. Mesa, hac ve umre yapan kimselerin Safa ile Merve arasında say ettikleri yere verilen isimdir. Terim olarak hac ve umrede Kabe'nin doğu tarafındaki Safa'dan başlayarak Merve'ye 4 gidiş, Merve'den Safa'ya 3 dönüş olarak bu iki mevki arasındaki gidiş gelişe denir. Say yapacak kişi Hacer-ül Esved'i istilam ederek Safa tepesine yönelir. Kur'an-ı Kerim'de Safa ve Merve'nin Allah'ın koyduğu sembollerden olduğu belirtilmekte, bu iki tepe arasında say etmenin hac ve umre ibadetinin parçası olduğu vurgulanmaktadır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam ile Kabe'nin yapımını tamamladıktan sonra haçla ilgili menasikin tamamını uygulamalı olarak onlara öğreten Cebrail Aleyhisselam, Safa ve Merve tepeleri arasında say etmelerini de gösterdi. Hazreti Hacer'in oğlu İsmail'e su bulmak için iki tepe arasında telaşla koşuşturmasının tabi tutulduğu bu şiddetli imtihanı, Allah'a olan güveni ve inancı uğruna sıkıntılara göğüs germesine bir ödül olarak başarmasının anısını canlandıran bu uygulama,
Mekke'de putperestlik inancının yaygınlaşmasıyla terk edilmiş. İslam'ın gelişiyle birlikte tekrar hac ve umrenin bir parçası olarak başlamıştır. Ben yürüdüm yana yana, aşk boyadı beni kana, ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi. Aşk neyledi? Ya elim al kaldı beni, ya vaslına erdi beni, çok ağlattın güldü beni, göl göl beni aşk neyledi, çok ağlattın güldü beni, göl göl beni aşk neyledi, göl göl beni aşk neyledi. Mescid-i Haram'ın içerisinde Kabe'ye yaklaşık 15.40 metre uzaklıkta üzerinde İbrahim Aleyhisselam'ın ayak izleri olarak kabul edilen 1 santimetre arayla iki çukurun bulunduğu ve Kabe'nin inşası sırasında İbrahim Aleyhisselam'ın üzerine çıkıp iskele olarak duvar örmek ve insanları hacca davet etmek için kullandığı taşa makamı İbrahim adı verilir. Çok hafif san ve kırmızı karışımı, beyaza yakın bir rengi olan taşın kalınlığı 20 santimetre olup, kenar uzunluklarından biri 38, diğerleri 36'şar santimetredir. Zaman zaman seller yüzünden Kabe'nin duvarına kadar sürüklenen makam İbrahim, Hazreti İbrahim Aleyhisselam zamanından itibaren bugünkü yerinde bulunduğuna dair rivayetler yanında, Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında yine Kabe duvarının dibine kadar sürüklendi yahut aslında Kabe duvarına bitişik olduğu ancak tavafı engellediği için halife tarafından bugünkü yerine getirildiği kaydedilmektedir. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Umre turumuzun bir sonraki durağı Hudeybiye Barış Anlaşması'nın imzaladığı yer idi. Oraya giderken bu develerin yetiştirildiği köye uğradık. Turumuza katılan arkadaşların deve sütünü ilk defa deneyimlemek istediklerini tur rehberini söylediler. Ve tur rehberimiz bizi bu köye getirdi. Tabii ben deve sütü içmek istemiyorum ama içen arkadaşlarım gayet memnun. Görüyorsunuz süt bu develerden elde ediliyor.
Hira Mağarası, Peygamber Efendimiz'e peygamberliğinin tebliğ edildiği ve ilk vahyin geldiği Nur Dağı'ndaki mağaradır. Mekke'nin kuzeydoğusunda, 300 metre yüksekliğinde, kütle kayalardan oluşan ve Kabe'ye 5 kilometre mesafede bulunan bir dağdır. Efendimiz peygamberliğini ilan etmeden evvel, Ramazan aylarında ibadetle geçirdiği Hira Mağarası, bu dağın zirvesinde bulunmaktadır. Bu sebeple bu dağa nurun indiği yer manasına gelen Nur Dağı denmektedir. Burada inen ilk ayetler mealen şöyledir. Yaradan Rabbinin adıyla oku. O, insanı koyu kan halindeki bir sığırdan yarattı. Oku ki, senin Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O, kalemle yazmayı öğretmiştir. İnsana bilmediği şeyleri öğretmiştir. Bu inziva günlerinde eşi Hazreti Hatice validemiz emrinde çokça hizmetçisi bulunmasına rağmen eşinin yiyeceğini Hira'ya bizzat götürür, onun geldiğini hisseden Peygamber Efendimiz ise dağın eteklerine kadar inerek Hazreti Hatice'yi karşılardı. Hira mağarasının zorlu yolunu en iyi bilenlerden biri olan Efendimiz, hayat arkadaşının daha fazla yorulmasını istemezdi. Bu belde Efendimizin söylediği gibi merhamet şehridir. Bir zamanlar yurtlarından zorla çıkarılan, mal ve mülkleri ellerinden alınan insanlar fetihle geri döndüklerinde haklarını istememişler. Nefislerini devre dışı bırakmışlar. Ayrı bir huzursuzluk çıkarmamak için susmuşlardı. Çünkü bu belde nefsi devre dışı bırakan, kavga, gürültü, kötü sözü yok eden Mescid-i Haram'ın olduğu beldedir. Mekke fethiyle bu beldeye muzaffer bir şekilde giren Resulullah'a evine yerleşmesi söylendiğinde böyle bir hak arayışına girmemiş, bu beldenin saygınlığına halel gelmesine izin vermemiştir. Bu şehirde tam bir tevhid denizindesin. Yüz ayrı, dil ayrı, renk ayrı, adet ayrı, tarz ayrı. Bu ayrılıkların içerisinde herkesin yöneldiği mekan bir, dua ettikleri Rableri bir, mırıldandıkları sözler bir, okudukları kitap bir, istekleri bir, bir, bir. Burada bütün ayrılıkların unutulduğu bir mekandasınız. Tavafta, namazda, tilavette hep aynı duygu ve aynı yürek. Farklılık yok, cemaatçiler yok, şahıslar yok, kul var, kulluk var, hesap var. Lebbeyk var, gözyaşı var, kurtulmak için yakarış var. Herkes Kur'an okuyor. Allah'ın misafirleri aziz olan Allah'ın evinde, Allah'ın talimatlarını okuyorlar. Allah'ın istediği bir topluluk halindeler. İbadet, hareket, tavaf, cesaret. Geldik ya Rab, lebbeyk ya Rab, emret ya Rab, buradayız ya Rab. İşte asıl cemaat budur. Allah'ın istediği cemaat budur. Cemaatlerin unutulduğu, Allah'ın istediği ve Resulullah'ın tesis ettiği İslam cemaati budur. Aynı hareket, aynı duygu, aynı yöneliş. Büyük enerji, büyük bir düzen. Buraya gelene ittihat, irtibat, ittisal ruhu aşılanıyor. Kabe'nin yollarına düşen kişi ümmet ruhunu kuşanıyor. Irka dayalı farklılıkları tevhide bağlıyor. Kişi burada çok daha anlamlı bir şekilde Allah'ın istediği İslam cemaatinin bir ferdi olduğunu anlıyor. Kabe sanki bize dönünce ayrılığa düşmeyin, Rabbinizi unutmayın, tevhidi kıble edinin, Kabe'nin heybetini kuşanın, cesur olun, hareketli olun, vahyi okuyun diyor. Böyle bir ümmet kendisinde birçok hayrın oluşacağı bir ümmettir. Bu ümmet Allah'ın izniyle tüm gidişatı değiştirecek bir ümmettir. İşte buraya gelenler bu işi başaracak, kamil bir ubudiyet gerçekleştirecek, marifetin denizlerine inecek,
insanları kulların kulluğundan kurtarıp İslam'ın izzetine taşıyacaktır. Ben yürü.